Kıymetli Müslümanlar unutmayalım. Allah'ın vaadi haktır. Zafer mutlaka müminlerin, inananların olacak. Bunda şüphe yok. Bu Rabbimizin bize olan vaadidir. Burada bizim dertlenmemiz, tasalanmamız gereken husus, gelecek olan galibiyette, gelecek olan bu muzafferiyette bizim payımızın ne olacağıdır. Hocam bunu nasıl ölçeceğiz, diye sorulacak olursa elbette ki bugün din için ne kadar gayret ettiğimizle ölçeceğiz. Mesela bugün Müslümanlar henüz daha ellerine geçmemiş olan fırsatların hayali peşindeler. Ondan önce şunu soralım. Bugün biz elimizde olan fırsatları değerlendirebiliyor muyuz? Yapmamız gerekeni yapabiliyor muyuz? Yapma imkanında olduğumuz şeyleri yapabiliyor muyuz? Mesela Sünneti bugün ihya etmek, yaşamak serbest mi? Serbest. Bunu yapıyor muyuz? Hayır. Daha doğru düzgün namazlarımızı bile düzgün şekilde kılamıyorsak, namaz aksatıyorsak İslam'ın galibiyetinden, Müslümanların yarın muzaffer olmasından, Kudüs'ü fethetmesinden bahsedebilir miyiz? Müslümanlar her ne kadar Kudüs'ü fethedecek olsalar da Allah'ın vadidir, haktır, olacaktır. Zalimler mağlup olacaklar, zulüm abad olmaz. Ama yarın o galibiyette bizim payımız olur mu kıymetli kardeşlerim? Bugün İslam adına çok şeyler yapılıyor. Ulumu şerayyenin ihyası için İslami ilimlerin okunması, Allah'ın kitabının yeryüzünde hakim kılınması için nice faaliyetler yapılıyor. Bu faaliyetler için anlımızdan ter akıyor mu? Şu anda imkan nispetinde olan işleri yapıyor muyuz? Yoksa yatıyor muyuz? Bu soruyu önce kendimize sormamız lazım ki bu soruya göre ileride meydana gelecek olan Allah'ın vaadi olan o galibiyette payımızın olup olmadığını görmüş oluruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.